Ben arkadaşlarıma, benim adıma size çok teşekkür ediyorum. Başkan değil mi? 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 Evet, soğuk bir hava olsa bile protokolümüzle beraber burada olmaktan dolayı hepimizin için ısındığını düşünüyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, biz sizlerin mutlu olmalarını, sizlerin ordu olmaktan, Ordu Üniversitesi'nde okumaktan mutlu olmanızı, bu gençliğinizin, hayatınızın en anlamlı, en önemli, en verimli çağında yetişirken devletine, milletine, ülkesine sevdayla büyümenizi, yarın fakültelerinizi bitirdiğinizde bu ülkenin, bu milletin, bu devletin daha ileriye gitmesi için canla, başla, aşkla bu millete sevdalı olarak yetişmenizi önemli bir düşünce olarak ortaya koyuyor ve bunun için devletimizin, milletimizin imkanlarını size seferber etmek istiyoruz. Buradaki tesis size hayırlı olsun. Bütün güzellikler sizlere feda olsun. Bu da güzel ağız tadıyla eğlenerek yorgunluklarınızı giderin ve çok başarılı bir şekilde ülkemize ve dünyaya hizmet edelim. Burada siz ordumuzun elçilerisiniz. Buradan anı toplayın, güzel anılar toplayın, anılar biriktirin ve inşallah gittiğiniz yerlerde bir ordu elçisi olarak bütün güzelliklerin ve bu anıların aynı zamanda temsilcisi olun. Sizlere daha güzel şeyler yapacağız. Burası Çambaşı Yaylası, dünyanın güzel çekim merkezlerinden biri olacak. Tıpkı Avusturya'daki Tirol bölgesindeki Innsbruck gibi yapmaya çalışıyoruz. Burası sadece 3 ay değil, ordu 3 ay değil, 12 ay 4 mevsim yaşanacak bir şehir, il. Dolayısıyla Sayın Valimizin büyük katkılarıyla, rektörümüzün aynı zamanda akademik alandaki katkılarıyla, belediye başkanlarımızın güzel çalışmalarıyla ordumuz daha güzel olacak. Bundan sonra keyif alan yaylası var Mesudiye'de, Perşembe yaylası var. Aynı zamanda diğer ilçelerdeki çekim merkezlerine sizleri davet ediyoruz. Kışın biz artık üşümekten korkmayan, aynı zamanda kışın bir zevk, bir canlılık, bir heyecan olduğunu herkese göstereceğiz. Geceleri ateş yakacağız, çoban ateşleri yakacağız, sucukları hazırlayacağız. Hepiniz eğleneceksiniz, buradan enerji biriktireceksiniz ve ülkemiz çok önemli atılımlarını sizlerin dinamik birikimlerinizle yapacak ve ülkemiz bir lider olacak. Buradan bu karışık dönemde, dünyanın karışık döneminde siz aynı zamanda müjde olacaksınız ve toplumun vicdanı olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bu güzel günü unutmamanızı temenni ediyorum. Ve buradan daha güzel anılarla başka ilçelerimize, başka çekim merkezlerimize sizi aynı zamanda davet ediyoruz. Aynı zamanda bizim otobüslerimiz, tırlarımız sizin emrinizde. Ordu sizin. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle böylesine güzel bir günde sizlerle bir arada olmak bizim için ayrı bir mutluluk doğrusu. Bu mutluluğu bize yaşatan kıymetli rektörümüze ve bu ortamı hazırlayan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi ordu aslında tutkuyla bağlanılacak. Belki aşkların en büyüğü diyebiliriz. Özellikle bu mavi ile yeşilin kucaklaştığı, bir de buna beyazın eklendiğini düşünürsek herhalde ayrı bir sevda olur diye değerlendiriyorum. O yüzden de ordunun geleceğine çok inanıyorum ben şahsen. Bu geleceği de hep beraber inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Ve şehirlerin gelişmesinde üniversitenin en önemli olduğunu bilenlerden birisiyim. Çünkü ben Eskişehirliyim. Eskişehir yapan en önemli özelliklerden bir tanesi Eskişehir'deki üniversitedir. Ya da üniversitelerdir. Dolayısıyla ordumuzun da aynı anlayışla hareket etmesi en büyük dileğimiz zaten. Büyükşehir Belediye Başkanımız da, rektörümüz de. Yani ordu bunun farkında ve bilincinde. Sizlerle güzelleşecek bu şehir. Buna çok inanıyorum. Her zaman yanınızda olmaya da özen gösteriyorum. Bak, bir, yürü.
Paslar